İstanbul'un az bilinen zenginliklerinden biri de Osmanlı'dan bu yana Beykoz'daki köylerde yetiştirilen karpuzlar. İlçenin önemli değerleri arasında olan karpuz hasadı başladı. Üreticinin yüzü gülüyor. Rengi biraz pembe oluyor. Daha küçük ama daha sulu ve daha tatlı oluyor. Özenle yetiştirilen karpuzlar tezgaha inmeye başladı. Üreticinin de müdaviminin de yüzü gülüyor. Bu karpuzu özellikle bekleyenler var yani. Çıksın da alalım yiyelim diyerekten. Bekleyenler var. Görüntüler İstanbul Beykoz'dan. Karpuz, Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilçedeki dört köyün en önemli gelir kaynakları arasında. Benim annem, babaannem, ne bileyim büyüklerimiz hep bunları ektiler, eke geldi. Hala da devam ediyor bu kültür. Yaklaşık 400 dönümlük arazi ekili olan Beykoz karpuzunun ağırlığı 6 ile 10 kilo arasında değişiyor. Ve en büyük özelliklerinden biri de 10 yıllardır aynı fidelerin kullanılması. Bizim karpuzumuzun en büyük özelliği 50 yıldır e, biz kendi tohumlarımızı kullanarak üretim yapıyoruz. Kesinlikle dışarıdan hiçbir şekilde e, tohum takviyesi ve ilaç kullanmıyoruz. Beykoz karpuzunun bir başka özelliği ise... İklim nedeniyle geç yapılan hasat. Herkesin merak ettiği ve dikkat ettiği bir nokta var. Karpuzun olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Şimdi karpuza baktığımızda biz şu kıvırcıklarına dikkat ediyoruz. Kıvırcıklar olmuşsa bir de sesine bakıyoruz. Sonra kopartıyoruz alıyoruz ve üretim olmuş oluyor. Çok fazla bilinmeyen Beykoz karpuzu özellikle yol kenarlarındaki tezgahlarda yerini aldı. Çevre semtlerdeki insanlar buradan gelip karpuzlarını alıyor. Tamamen organik Beykoz karpuzu. Üreticiler Beykoz karpuzunun herkes tarafından bilinmesini istiyor. Fazla yerilmiyor. Yerilmediği de bizim işimize geliyor. Bu fiyatlı pahalılıkta da iyi oluyor yani bu şekilde. Kilolar biraz düşük olduğu için alım da kolay oluyor. Biraz bu alanı ikilebilecek karpuz.